Merhaba, ben Savaş Yakar. Hayatımız Proje, proje yöneticisinin el kitabında yer alan kişisel gelişim yazılarımızı okumaya ve anlatmaya devam ediyorum. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim yazım, başarmak için nasıl motive olabiliriz? Bazen öyle şeylerle karşılaşırsınız ki ne yapacağınızı bilmenize rağmen yapma isteğini, enerjisini bulamazsınız. Örneğin, bir işe başlarken sonunu getirebilecek enerjiyi kendinizde bulamazsınız. Eğer bir problemi uzun bir süre gideremezseniz genel olarak kendinize olan güveninizde zararlı etkiler bırakmaya başlar. İşte bu noktada motivasyon probleminizin olduğunu düşünmeye başlayabilirsiniz. Bunun bir çözümü kondisyondur ve iki formu vardır. Düşünsel ve davranış kondisyonu. Düşünsel kondisyon ne düşündüğünüzün kontrolüdür. Eğer doğru düşünürseniz doğru aksiyonu alırsınız ve istediğiniz sonuçlara ulaşırsınız. Nasıl yapılır? Pozitif şeyler hakkında konuşmak ya da okumak, pozitif sonuçları hayal etmek, gününüzü anlatmak için negatif değil, pozitif kelimeler kullanmak olarak açıklayabiliriz. Örneğin, çok kötü bir gün geçirdim yerine çok değişik bir gün geçirdim diyebilirsiniz. Problemi yaratanın aslında negatif düşünceler, varsayımlar olduğu düşünüldüğünde çok işe yarayacaktır. Davranışsal kondisyon ise başarının davranışsal modelidir. Yani düşüncelerinize bağlı kalmadan eğer doğru işi yaparsanız doğru sonuçlar alırsınız. Örneğin sabah erken kalkabilmek için saati kurmak, iyi bir şeyler yaptığınızı kendinizi ödüllendirmek buna örnek verilebilir. Düşünsel kondisyonda en büyük problem hemen harekete geçmezseniz düşüncelerinizin tam tersine dönmesidir. Örneğin, sigarayı bırakabilmek için sigara içmeyen biri olduğunuzu düşünür, buna inanır. Fakat yine de sigara içmeye devam ederseniz kendinize olan güveniniz azalır. Doğru düşünceyi yanlış hareketler amaçtan saptırmış olur. Öncelikle gerçekten sigara içmeyen biri olduğunuza inanmalı ve sigara içmeyen biri gibi davranmaya çalışmalısınız. Davranışsal kondisyon ise davranışınızı değiştirmenize bağlıdır. Yani sık para harcayan birisi bunu keserse doğal olarak tasarruf etmiş olur. Ne düşünürseniz düşünün sonuç olumlu olacaktır. Temel olarak motivasyonu hareket izler. Hareketle beraber motivasyonunuz da artar. Böylelikle olumlu bir döngüye girmiş olursunuz. Davranışsal kondisyonda en önemli şey kontrol ve yerine koymadır. İstediğiniz sonuçları almanızı sağlayacak aksiyonları iyice düşünün. Eğer davranışlarınız istediğiniz sonuçları almaya yönelik olarak otomatik olarak değişirse zaten zincirleme bir başarı gelecektir. Eğer hedeflerinize ulaşamıyor, istediğiniz sonucu alamıyorsanız davranışınızı değiştirin. Sadece kendinize yeterince zaman ayırın ve önem verin. Gerisi gelecektir. Güzel bir kahvaltı ve müze ziyareti planladınız ancak havalar çok sıcak olduğu için gitmeyi riskli ve zahmetli buluyorsunuz. O zaman evinizde güzel bir duş ve film seyrederek aynı keyfi yakalamayı düşünebilirsiniz. Davranışlarınız moral ve motivasyonunuzda önemli belirleyicilerdir. Pozitif düşünce, pozitif enerjilerin önünü açar ve sizin istediğiniz sonuçlara erişiminizi kolaylaştırır. Udemy.com üzerinde Hayatımız Proje, projenizin el kitabını bir eğitim haline dönüştürdük. Buraya üye olarak hem konuları öğrenebilir hem de kendinizi geliştirebilirsiniz. Şu an ekranda gördüğünüz indirim kuponu ile daha ucuza sahip olabilirsiniz. Bugün de bir yazımın sonuna geldim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.